Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmeler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşçülerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Qaynam sizde Xtaylar ekranımız olsun. Xtay yeni denizini 7 gün qamal qıladığını ilan kıldı. Xtay Deniz İşleri İdaresi deniz qatnışı haqqında agahlandırış ilan kılıp, o da 7 gün hərbi vazife icra qıladığını bildirdi. Xitay Xalq Torining 13-ci sentabrdagi xabarida bildirilishicha, Xitay Dengiz Ishlari Dalian Dengiz Ishlari Idorasi dengiz qatnashi ogohlantirishi e'lon qilgan. Ogohlantirish uxtirishida 10-ci sentabr shu joy vaqti soat 16 dan 17-ci sentabr soat 16 gacha Bohay bo'g'izi Xuanghai dengizining shimoliy qismida harbiy vazifa ijro qilinadiganligi va bu rayonga kirishning man'i qilinadiganligi bildirilgan. Xitay yaqinqi yillardan beri dengiz va quruqlikda zamin da'vosi qilishni kuchaytirgan bo'lib, Xitayning harakati qo'shin davlatlarni bearam qilgan. Xitayga norozi bo'lgan davlatlar Xitayga qarshi g'arb ellari bilan ittifoq tuzish orqali Xitayga taqobil turishni planlagan. Xitayning rayondagi zo'ravonlik qilmishi atalmish 2023 yillik yangi nusxadagi o'lchamli xaritani e'lon qilgandan keyin texnik gavdalangan. Mazkur atalmish o'lchamli xarita Tayvan Janubiy dengiz taqim orollarini o'z ichiga olgandan sirt Tibet bilen Hindistan çigrasıdaki Arunachal rayonu ve Şarkı Türkistan, Kashmir, Tibet çigrasıdaki Aksay Çin rayonu mu Xitay teritoriyesige kirgizip alğan idi. Ve Hindistan qatarlıq 6 devlet arka arkadan Xitayının bu zomigerlikige qattıq narazılıq bildirgen idi. Japonya Xitayga qarşı Tayvan bilen bihaterlik alaqısını küçeytmekte. Japonya Tayvan bilen bolgan bihaterlik alaqısını yeniligan bolup, Japonya'nın bu hareketi Xitayını qattıq biaram kılışı mümkün iken. Japonya vaqt gezdinin 13-ci sentabrdagi xabarida bildirilishicha, Xitay Davlat Mudofaa Ministerligi Tayvan bilen faqat hükümetsiz munosabatini davomlashtirganligini bildirgan. Aldınqı hafta Amerika Tayvanga 1 milyard 800 milyon dollarlık qoral setib berishini tasdiqlagan bolup, Xitay Tayvanga tahdid selish uchun Tayvan bo'g'ziga yaqin joyda harbiy harakatni kuchaytirgan. Yaqindan beri Xitay bilan Yaponiyaning Tayvan sabablik ziddiyati barg'ancha kuchaygan. Xitay tomojni bosh idorasi 24 avgust yangi uxtirish e'lon qilib, Yaponiyada ishlab chiqarilgan suv mahsulotlarini, jumladan suv hayvonlarini import qilishni to'xtatganligini e'lon qilgan. Xitay tomojni bosh idorasining aloqador uxtirishida Fukushima yadro stansiyasidagi bulg'anma suvlarining dengizga quyib berilishidan kelib chiqqan yemaklik bexatarligining radioaktivlik bulg'unish xavfining oldini olish, import qilingan yemaklik bexatarligiga kafolatlik qilish uchun Xitoy rejimining aloqador belgilimlarga asosan yuqori tadbirlarni yo'lga qo'yganligi bildirilgan edi. Xitoy yuqori darajalik amaldorini Tayvan ishlariga mas'ul qildi. Xitoy yuqori darajalik siyosiy maslahatchisini atalmish Tayvanni birlikka keltirish organiga yetakchilik qilishga tayinlagan bo'lib, Xitoyning bu harakati diqqat qo'zg'imoqda. Xitay atigallik pochtisi gazetining 13-ci sentabr xabar qilishicha, Xitay kommunist rejimining yuqori darajalik siyosiy maslahatchisi Wang Huning Tayvan bo'lg'unchilariga zarb berish va tashqi kuchlarning aralashishiga qarashtirishga chaqiriq qilgan bo'lib, Wang Huning bu so'zni atalmish Xitayni tinch birlikka keltirishni ilgari surish kengashining bir qatimliq yig'inda ta'kidlagan. Bildirilishicha, Xitayni tinch birlikka keltirishni ilgari surish kengashining vazifasi birlikka kelish xizmatini ilgari surish ekan. Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen 2016 yili saylanib, bir Xitay prinsipini qabul qilishni rad qilgan bo'lib, shundan buyon ikki qirg'oq munosabati jiddiylashishga boshlagan. Xitay Tayvan doiralarini bo'lg'unchi kuch deb joriy qilayotgan bo'lib, Tayvanni Xitayga qo'shib olish uchun qoral kuchi ishlatishni chetga qo'ymaydiganligini ta'kidlab kelmoqda. Liviyadagi kelgunda 6000 dan ortiq odam hayotidan ayrildi. Liviyaning sharq qismida yuz bergan kelgun apitida qazo qilganlarning soni 6000 dan eshib ketgan bo'lib, yo'qolib ketganlarning soni bo'lsa, uningdan ham ko'p bo'lmoqda. Liviya rasmiy xabar agentligi Lananing xabariga asoslanganda, 10-ci sentabr yuz bergan kelgun apitida faqat Darna shahrida qazo qilganlarning soni 6000 dan eshib ketgan. Liviyaning sharqiga iyg'ir talofat yetkazgan Daniel nomli bo'ron chapqun Benghazi, Bayza, Marj, Susa va Darna shaharlarida kelgun apitini keltirib chiqargan edi. Xalqaro Qizil Kress jamiyati Liviyadagi kelgun apitida yo'qolib ketganlar sonining 10 mingga yetganligini uqtirgan edi. Egilnishcha Liviyaning sharqi rayonlaridagi ho'l yig'in miqdori 40 yildan buyonqi eng yuqori saviyaga yetgan. Liviyaning sharqidagi Avon palatasi tomonidan tayinlangan Ichki ishlar ministrligi bayonot e'lon qilib,
kelgünde hayatından ayrılgan ve kimliği eniklangan 1300 kişinin cesedinin defne kılınganlıkını, kelgünde bazı aileler bütünle yokup gitken bolgaşka kimliği eniklanmagan nurgun cesedinin varlıkını ve onlarını hazır ki defne kılışkı bulmaydıganlıkını bildirgen. Bayanatta dernedeki kelgünde kaza kılganlarının 10,000'dan eşip gitişi mümkünlüğü takitlenip, hazırgıcı tepilmagan nurgun cesedler var. Türkiye, Arap Birleşme Halifeliği ve Mısır'dan gelgen kutkuzuş mütexassislar adretleri kelkün sebepeden denizge çüşüp ketken cesetlerine kutkuzuşka tirişmekte deyilgen. Liviya Milli Birlik Hükümeti'nin başministeri Abdülhamid Dibeybe kelkün apeti sebepeden bütün memlekette 3 günlük matem ilan kılınganlıkını Liviya Prezident Kengashimo kırındaş devletler ve halkaralık teşkilatlarını kelkün apetide talap etki uçurgan rayonlarga yardım bilişke çakırganlıkını bildirgen. Xitay yana bir tarixiy masjidni majburiy chaqdi. Xitay rejimi Lanjudagi uzun yillik tarixga ega Shigwan masjidini majburiy chaqib o'zgartirishga boshlagan bo'lib, mutaxassislar Xitoyda va'da qilayotgan musulmonlarning e'tiqod erkinligi siyosatining mavjud emasligini, Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati Xitoy siyosatining qaysi darajaga borganligining namoyandasi ekanligini bildirishmoqda. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilmişçe Shigwan Mescidi gerçi Xitay bilen Arap dünyasının dostluğu simvol kılınan belge karakterlik mescid bolsa mı ama Xitay rejimi yenili çekip özgertişke başlayan. Bildirilmişçe Shigwan Mescidi uzun tarihki iki kadimi mescid bulup Ming sülalesi devirde selingan ve 1687 yılı kaydı yasalgan. Bu mescid atılmış Medeniyet İnkılabı mezgilde Xitay rejiminin İslam'a karşı icra kılgan terör hareketi de bütünlüğe çekip etilgen. 1983 yılı Xitay Dini İşler İdaresi'nin tasdiqlashi Dünya İslam Hemkarlık Teşkilatı'nın iqtisadi yardımı bilen qaydi bina qilingan. Lanju Shigwan Mescidi bilen Dünya İslam Hemkarlık Teşkilatı otdirisidagi xat aloqada tercümanlık qilgan Lanju Üniversitesi'nin pensiyaga çıkan o'qituvchisi Profesör Tian Amerika Avazı Radiosi muhbirinin ziyaretini qabul qilib, münasibetlik ahvallarını aşkarlıgan. Onun aytishicha u 31 iyul Lanjudan ayrılgan bo'lib, uzoq o'tmay universitetning pensiyaga chiqqan kadrlarni boshqarish ishxonasi uningga telefon qilgan. Telefonda maktab jiddiy yig'in chaqirib, barliq partiya a'zolari va kadrlarning Shigwan masjidining chekinishi to'g'risida to'rti yoki to'r sirtida baho bermaslikini talab qilganligini yetkizgan. Hamda tahdid qilib, masjidni chaqib o'zgartirishga munosabatlik sin ovozliq yoki yozma mazmunlarni yo'llaganlarga partiya ichida ogohlantirish berildiganligini, pensiya ta'minotini to'vallatilganligini ta'kidlagan. Shigwan Mescidinin ahvalini pişik bildirgan Lanjudagi yeni bir sabiq ayol o'qituvchi Amerika Avazı muhbirinin ziyaretini qabul qilib, Shigwan Mescidinin asallıq qorshavga ilinib chekilmaganligini, Lanju dairleri 3 yil ilgari Shigwan Mescidini chekib etmekchi bo'lganligini, ahallar Mescid boshqarish komitetining boshlig'i ve imamlarning hammasi ayni vaqtdagi chekish harakatiga qarshi turish uchun jafolik harakat qilganligini bildirgan. Onun aytishicha 3 yil ilgari bu masjidning lahiyligochisi yuqori darajalik organlarga maktub yozgan bo'lib, yuqori darajalik organlar Lanju shahriga tekshirish guruhisi avatib, Shigwan masjidining tarixiy va atalmish madaniyat inqilobidan keyingi qayta qurish jarayonini tekshirgan. Aynı vaqtda yuqori darajalik organlar qaror chiqarib, xalqaro birliksab xizmatining ehtiyoji sababli Shigwan masjidining hozircha chekilmaydiganligini bildirgan. Amerika Avazı'nın muhbiri Dünya İslam Hemkarlık Teşkilatı bilen alaqılışıp, Xitay rejiminin Shigwan Mescidini mecburi çekiş meselesi hakkıda inkas bildirişini talep kılgan bolsumu, ama onlardan hiç qandaq cevabı erişelmegen. Dünya İslam Hemkarlık Teşkilatı'nın sabık emeldari Khalid Amerika Avazı muhbiriga Nurgun Arab devletleri Xitay siyasetine sükut kılmaqda. Bunundaki asaslıq sebep Nurgun devletler Xitay'nın bir belvaq bir yol planı arqalıq Xitay'dan netçi milyard dolarlıq meblağ menfaatiga erişti. Köpünce Arap devletlerinin Xitay'a oxşaş müstəbit devlet işgəlikini közdü tutqanda, Arap devletlerinin Xitay'ını xalqara səhinlerde qoğdaşdiki ifadesini düşünüveliş təsəməz. Arap xuralarının mutlaq köp qısımı Xitay'ın muslimalarını zərb biriş nişanı qılışıdan əndişi qıludu və qarışdırudu. Amma oxşaşla ərkin bulmağan Arap dünyasıda bu xil məsillərgi ifadə bildiriş türmüd yetişqi səbəb buluşu mümkün. Bu səbəblik Arap muslimalarının tordu Xitay'ını tənqid qılışı nəhayəti az görüldü, digər. Amerika Müdafiye Ministeri Ukrayna'nın yeni Müdafiye Ministerini tebrikledi. Amerika Devlet Müdafiye Ministeri Lloyd Austin Ukrayna'da Devlet Müdafiye Ministeri vazifesiga tayinlangan Rustam Umarovni tebrikledi ve Amerika'nın Ukrayna'ga qilayotgan yardımını qat'iylik bilan davomlashtirganligini aytdi. Amerika Devlet Müdafiye Ministerliğinin yazın bayanatına asaslanganda Austin minister Umarov bilan telefonda görüşgan.
Austin söhbette Ömerov'un yeni vazifesini tebrikleyen ve Amerika'nın 2022-24 fevralden beri Rusya bilen uruş kılıvatkan Ukrayna'ya devamlı yardım beredigallıqını tekitleyen. Her iki taraf Amerika'nın Ukrayna'ya kılgan bihaterlik yardımını müzakere kılgandan başka yana Ukrayna'nın uruş meydanındaki ciddi ihtiyaçları hakkında mı fikir almıştırgan. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski 3. sentabrda Kırım Tatar Türklerden Ömerov'ni Devlet Müdafiye Ministerliği'ni tayinlashni karar kılganlığını jekarlagan edi. Ömerov'nun namzatlığı 6. sentabrda Ukrayna Parlamenti tarafından tasdiqlangan edi. Bunun bilen 1982 yılı tug'ilgan Ömerov Ukrayna tarixida ministerlik vazifesiga tayinlangan tunji Kırım Tatar Türki bo'lgan edi. Xitoyda qechib ketgan 70dan ortiq timsah vahima paydo qildi. Xitoyning janubida kelgun jarayonida dehqonchilik maydonidan qechib ketgan 70dan ortiq timsahni tepish harakati boshlandi. Xitoy taratqulardagi xabarlarga asoslanganda Guangdong o'lkasi shiddatli yomg'ir keltirib chiqargan kelgunning og'ir ta'siriga uchrgan. Guangdongning Maoming shahridagi bir dehqonchilik maydonini salbesib, maydondagi 70dan ortiq timsah qechib ketgan. Rayon mas'ulleri timsahni tutish uchun jiddi harakat boshlagan va yerlik xalqni sirtqi chiqmaslik haqida jiddi ogohlantirgan. Yerlik taratqularning xabariga qaraganda kam deganda 69 qoramig'i yetgan va 6 kichik timsahning Pingchun yesi atrofida ko'rilganligi uqtirilgan. Hurmatli ko'rmalarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Ertangi programimizda ko'rishguncha aman bo'g'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.